Agalarım, herkese selamlar. 5 ve 6 Kasım 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Salı ve Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçlarına ideal yüksek oranlardan devam edeceğiz. Bu videoda ayrıca YouTube serisinde Rolling serimizde Rolling 4 olarak da devam edecek. Hafta sonuna dair görseller de göstereceğim sizlere. Raporda anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum desteklerini iyi günde kötü günde beklediğimizi belirtelim. Yatsak da fullesek de her zaman destek veren agalarıma çok çok teşekkür ederim. En azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. İsterseniz başlayalım. Öncelikle iki adet maç yarışmamız var. Liverpool, Leverkusen ve Beşiktaş, Malmö. Liverpool maçı salı gününden, Beşiktaş maçı da çarşamba gününden. Toplamda 6 kişiyi yani 3 tane Liverpool maçından, 3 tane de Beşiktaş maçından gruplarda 7 gün boyunca misafir edelim. Trabzon Fenerbahçe maç skorunu sormuştuk. 5 kişi alacağımızı söylemiştik. Esila Nurum, Can Karadağ, Serdar Kurt, Mihrali Bilici, Serkan Şengül isimli arkadaşlarımız kazanmıştır. Efsane maç oldu. Canlısıyla yaptık ve seyir zevki olarak da gerçekten yüksek bir karşılaşmaydı. Yani ben kendim Galatasaray'a taraftarıyım. E, ee, fanatikliğim yoktur beni bilirsiniz. Ben kim para kazandırıyorsa onu tutarım. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe yarıda kazandı. Kart bahsi de geldi. Çok güzeldi. Bu maç skorları yoruma yazın. Her türlü soru görüş öneri ve skor bilen arkadaşlar WhatsApp iletişim hattından 0534 446 5989 hattan mesaj atabilir aga. WhatsApp VIP gruplarına dahil olmak isteyenler, sorusu olmak sorusu olanlar, bilgi almak isteyenler de mesaj atabilir. Geçtim bunu. Aga hafta sonu benim direkt videolarda vermiş olduğum maçların görseliyle. Ben defteri her zaman yazarım zaten. %50 falan başarı aga. Çok kötü. Yani gerçekten kötü. Ee, sizlere de anlatmak istedim biraz. Aga şöyle birkaç tane yatan maçlara bakalım cumartesiden Arsenal aga yarı kazanamadı. Yani mağlup oldu. Geriye düştü. Reaksiyon veremedi bile. İkinci yarı mesela 90 artı kaçan. Beşiktaş. Beşiktaş bu maçı yenemeyecekse kimi yenecek? İlk yarının sonunda da 1-0 öne geçti. Benim bir de yüksek misli maçımda Beşiktaş'ın doğrudan galibiyeti gelmedi aga. Onundan sonra PSV 45 artıda yedi. Şanssızlık. Yani 45'te gol 1-0 önde kapatıyordu ilk yarıyı. Deplasman yarı kazanır. Maçı da kaybetti zaten. Sonra pazardan bakalım. Inter'in ilk yarısı gelmedi. E, Lafman maçı üst oldu. Var olmadı. Manu, Manu maçı 1-1 bir, bir bitti mesela. Bir gole. Bu şekilde çok fazla güzel geçmedi hafta sonu. Yani bizim kusurumuz varsa gerçekten affola. Gerçekten büyük bir emekle hazırlık yapıyoruz. Ona göre hazırlık yapıyorum diyeyim. Ona göre anlatıyorum ki hafta sonu yine maçların başından ayrılmadık. Kötü geçse de ayrılmadık. Onu da belirteyim. Yani suçumuz varsa affola ama elden de çok bir şey gelmez yatacaksın. Ama biz dediğim gibi iyi günde kötü günde destekleyen kadarıma eyvallah. Bazı arkadaşlar yazıyor ona da alıştım ben 6 yıldır burada video çekiyorum. Şunu da söyleyeyim yani e, korona döneminde kimse video kimse iddia içeriği üretmezken ben gidiyordum Belarus ligini izliyordum. Bate Borisov, Dinamo Minsk, Torpedo bu takımları izleyip burada bu takımları izleyip burada video çekip grupta canlısını yapıyordum. Ya bunu da söylemiş olayım yani. Devam ettim aga. Misli'de de cumartesi yattık. Dedim ya Beşiktaş maç sonu bir falan ve yardım işte ama pazar günü biraz topladık aga. biraz kurtarabildik öyle söyleyeyim. 5000 TL almış olduğum bir Avrupa yüksek mislim vardı. Barça alır 1.5 üst. Tottenham alır. Tottenham maçı 1.5 üst. Inter'in galibiyeti. Inter'de 1-0'da yense yani. i̇şte burada getirdi. Bunu geçtik. Yasal olarak da Manu Chelsea KG var. Atletico Madrid maç sonu bir yasalla 1.56 bir oranı vardı. Avrupa'da 1.70'e yakın. Derbiye de misli olaraktan da kart aldım. Aga. Yani kartın çıkacağı çok belliydi. İlk yarıdan da özellikle verdim bu mücadeleyi. İlk yarı 2 kart çıkmıştı. İkinci yarı 4 kartın çıkar oranı 60 idi. Tekrardan önerdim. 2000 misli de bunu aldık. Yüksek oynuyorsanız aga yüksek misli seviyesi uygun. Kupon olarak baktığımız zaman da dedim ya şanssız ilerledik bir de. Soldaki gördüğünüz aga tek kornerden yatan bir kupon. Yani Tottenham maçında ilk yarı 7 tane korner çıktı. İkinci yarı 3 korner çıktı aga. 10 kornerde kaldı. Burada Fenerbahçe'de ilk yarıyı kazanmıştı zaten. O da gelmişti. Özür mesajı olarak da Cumartesi dediğim gibi ben çok başarı katkı sağlayamadım. Zarar yazdırdım. pazarı olabildiğince toplamaya çalıştık. Ama hepsini geri, ara, geri alamadığımızı da belirteyim. Özellikle mistici agalarımı. Yazdım okuyabilirsiniz aga. Onun dışında rollingimiz devam edecek. Canlı olarak zaten gruplarda izliyoruz. Maçlar patlasa dediğim gibi Cumartesi pazar ekrandan ayrılmadık. Devam ettik. Cumartesi... Aga herkes açık Telegram grubumuz var. Ona da katılım sağlayabilirsiniz. Burası ücretsizdir. Burada ara ara dün mesela canlı yaptık. Rolling yaptık aynı şekilde. Burayı da takip edebilirsiniz. Ücretsizdir. Başlayalım Aga. Sizlerden beğeni yorum destekleri bekliyorum. Dediğim gibi iyi günde kötü günde. Bu işler böyle. İlk defa yapmıyoruz ki. Anladınız mı? Devam ettim Agam. Şimdi beğeni yorum destekleri geldiyse Şampiyonlar Ligi'nde güzel maçlar var. 8 tane maçım var. İdeal ve yüksek kurandan bahsedeceğim. Her zamanki gibi rolling mücadelemize başlayalım. Totemimizdir. Ve ayrıca rolling 4'ümüz de belli olsun. Aga PSV mücadelesi. Şimdi PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde daha galibiyeti yok. Ligde de mağlup bir şekilde giderken, bütün maçlarını kazanırken Ajax mağlubiyeti aldı. O maçta aslında Ajax çok iyi oynadı. Ajax Feyenoord maçı vardı hafta içinde ertelenen bir mücadele. Biz onu izledik aga. Yani zaten maçları takip ediyoruz da onu izledik. Ajax kötü durumdaydı. 2-0 yendi de bu kadar çok geriye yaslandı, ileri çıkamadı ama PSV maçında çok kendi evinde o taraftarın da arkasına da ben beklemiyordum bu kadar Ajax tarafından çok cesur bir oyun oynadı. Galibiyeti de getirdi ve hak etti. Gerçekten oyun olarak hak etti. Biz burada ben PSV tarafındayım açıkçası. PSV maçı kaybetmez diye düşünüyordum. Hatta yarı kazananı almıştık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde burada bir galibiyet şart bu takıma ve Girona tarafında çok fazla eksik var aga. Aga şuna bak. Danjuma, Portu Ruiz iyileşti galiba. Yok yok Ruiz de yok. Hepsi sakat aga. Yani Girona bu kadroyla gerçekten zor iş yapar. Yedek kulübesi bayağı sıkıntılı. Ben burada PSV tarafındayım. PSV'nin oranı da zaten bakarsanız bitkiye düşecektir bence. PSV'nin burada galibiyeti de ihtiyaç varken Ajax mağlubiyeti sonrası kendi evinde taraftar önünde. Ben burada galibiyetini bekliyorum. Rolik mücadelem benim burada Rolling dördüm. PSV'nin galibiyeti maç sonu bir doğrudan benim Rolik mücadelem olduğunu söyleyeyim. Yüksek orandan da oran almak isteyenler şu şekilde yapabilir. Mat sonu 1.5 üst 1.70'lere 1.80'lere çıkartabilir. Ve daha yüksek almak isterseniz de skor beklentinde 3-1 ayarında bir PSV galibiyeti olduğundan 2.5 üstünde bile de ben okeyim aga. Celtic ile Leipzig mücadelesi. Rolling maçımı bu arada videonun sonunda koyacağım mutlaka bakarsanız. Aga güzel bir mücadele bekliyorum. İskoçya liginde de Aberdeen burada şeye giriyor. Ee, zirve yarışında Celtic'le 28-28 puanında. Orada da enteresan şeyler oluyor. Güzel tempolu bir karşılaşma bekliyorum Aga. Her iki takımın oyuna girmesini bekliyorum ki iki takımın oynamış olduğu oyun mentalitesi zaten tempolu oyundan ibaret. Özellikle Celtic burada oyun kurmaya çalışırsa Leipzig kapmış olduğu toplarla birlikte Dortmund maçında olduğu gibi e, arkaya sarkaraktan da çokça pozisyona girecektir. Ben burada 2.5 üst olarak değerlendirdim. Tek tercihim burada. Başka herhangi bir tercihi almadım. Gollü bir karşılaşma beklediğimi belirteyim. Var ve üst yaparaktan da oranı belki biraz da arttırabilirsiniz. Oran da 1.55 seviyesine çıkıyor zaten. Liverpool Leverkusen bu maçın maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Arkadaşlarım e, güzel maç. Yani ben forma baktım. Yazan millet ne yazmış diyerekten de. Adam bir tane yazmış ki bu maç üst olmazsa ben iddiayı bırakırım. Gerçekten öyle bir karşılaşma ama. Gerçekten öyle bir karşılaşma. Benim skor beklentimi söyleyeyim aga. 2-1 burada Liverpool'un galibiyeti olacak. Ben burada Liverpool taraf, tar tarafındayım açıkçası. level Leverkusen de son haftalarda biraz sallantıda olduğunu söylemek lazım. Ev sahibi 1.5 üst benim burada ideal tercihim. Skor beklentim burada 2-1 olması kaynaklı. Ee, ev 1.5 üstü idealden alabilirsiniz. Ve yüksek oranla da mücadele bir mat sonu 1 ve KG var olursa da bak 1 buçuk demiyorum mat sonu 1 ve KG var olursa da oran zaten minimum 2.21 bantlarında. 2.30 iddiada 2.40 vardır bunun belki. Bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Siz de maç skorlarınızı yorumlarına yazabilirsiniz. Real Madrid ile Milan. Aga bu maç çok güzel olur. Neden güzel olur? Biraz anlatayım. Şimdi balondan olayı oldu bildiğiniz üzere. Vinicius'a vermediler. Haftalarca Vinicius'un alacağı konuşuldu konuşuldu. Hatta ben şunu söyleyeyim. Vinicius parti düzenledi aga. var 50 kişilik mi dedi? 50 kişilikti galiba hatırlamıyorum ama 50 kişilik bir parti düzenlemişle Düzenlemiş sanırım. İptal olacak her şey iptal. Ondan sonra yaptığı açıklama gerekirse yaptığım şeylerin 10 katını yapacağım şeklinde açıklamalar var. Burada Vinicius'a yöneliriz. Nasıl yöneliriz? Vinicius'un isabetli şut atarı. Nesine de baktım? Şeyle da baktım. Bir açmışlar aga. Avrupa'da bir 31 35 varsa Vinicius tarafından hatta iki tane, Özel bahislerde iki tane isabetli şut falan varsa alabiliriz. Vinicius'tan ekstra bir performans bekliyorum. Vinicius'un gol atarı 2-10 falan. Ya yani bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu adam bu maç yanacak yani. Real Madrid'de yanması lazım ki Real Madrid şeye gitmedi. Şeye Balon d'Or törenine gitmedi. En iyi takım Real Madrid oldu. Ödül aldılar mı? Almazlar herhalde. Gitmediler herhalde. O şekilde ben burada Real Madrid'in ekstra bir performans göstermesini ve bu olan olaylara karşı bir tepki göstermesini bekliyorum. Aga 1,5 üstünde bir ideal kuponlara girebilecek bir karşılaşma. Real Madrid tarafındayız. Son e, Dortmund maçı çok iyiydi. Burada da iyi bir performans bekliyorum Real Madrid adına. Geçtim aga. Ayın 6'sına geçtim. Yine 4 tane karşılaşmam var. Sizlerden dediğim gibi beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Her türlü soru görüş öneri, WhatsApp VIP grupları hakkında bilgi almak isteyenler de ekrandaki e, numaradan iletişim kurabilir aga. Değerlendirecekler bol şanslar. Beşiktaş mal mı? Bu maçında skorunu sorduk ne olur diyerekten de. Aga Beşiktaş'ta yani Cumartesi kanayan yaramız oldu gerçekten. Benim en güvendiğim karşılaşma Beşiktaş maçıydı. Tekrardan söyleyeyim. Galibiyetini aldım. Olmadı aga. Yani Beşiktaş'a yazık. Olağanüstü kongre falan. Amına koyayım benim param gittikten sonra sen istersen olağanüstü kongreyi yapsan ne yapmasan ne. Ayar oldum. Velhasıl kelam. Ee, ben burada Beşiktaş tarafında mıyım? Bilmiyorum aga. Yenebilir mi? Eğer bu Kasımpaşa başından sonra o maçtaki gibi oynarsa yenemez Malmö'yü. Net bir şekilde söyleyeyim. Adamlar zaten tempo tutan takım. Ya bu tempoyu Beşiktaş kaldıramaz. Ama kalite olaraktan da tabii ki Rafa Silva zaten Şöyle Malmö'nün bütün teknik kapasitesinden daha yüksek bir adam. Net bir şekilde. Kalite olarak daha öndeyiz. Ama ben dediğim gibi her iki tarafa da 3-0 var abi bu mücadelenin. Bakmışsın Beşiktaş 3-0 yenmiş. Bakmışsın Malmö 3-0 yenmiş. Hiç belli olmaz. Ajax maçını hatırlayın aga. Maç bir anda 3-0 oldu. Öyle bir maç da olabilir. 2.5 üst benim tek tercihim olacaktır. Başka hiçbir şey de almam. Kuponuma da eklemem Beşiktaş'ı. Bayern Münih ile Benfica karşılaşması. Benfica'da Aktürkoğlu Onunla çok güzel bir olay olmuş. Tribünden bir tane çocuk Kerem Aktürkoğlu bana gömeğini ver yazmış. Orada gömleğini çevirden yazmış. Gömleğini kastetmiş. Formayı kastediyor aslında. Kerem de bunu görüyor. Millet atıyor filan, paylaşıyor. Çok güzel bir görüntü oldu açıkçası. Kerem'e de maşallah, Orkun'a da maşallah. Keyifle Benfica maçlarını sırf ya yani bunlar için izliyorum ben açıkçası. ben de ama Bayern Münih'in burada ağır geldiğini düşünüyorum. Ben Bayern Münih'in şöyle bir olayını anlatayım size. Geçen gün kupa maçı oynadı. Dedim ya kompani oyunculara bir mesaj vermek istiyor. Kupa maçında ne yaparsın? Rotasyona gidersin aga. Hiçbir şekilde rotasyona gitmedi. İlk yerden de 4 attılar. 2.5 üstünde bir bayan galibiyeti gelmişti. Yine aynı şekilde burada dediğim gibi oyuncular da burada ekstra oynayacaktır. 2.5 üstünde bir bayan galibiyeti bekliyorum. 3-1 ayarında bir skorum var. Ha, i̇sterseniz de 3.5 üstünde bir de 1.91 oranından yaparsınız. Stuttgart'la Atalanta mücadelesi. Çok güzel bir gerçekten yani gollü bir geç. Gollüden ziyade bol pozisyonlu geçmesini bekliyorum Aga. Pozisyonlarda da isabet olursa, ha, gol olursa muazzam gollü bir karşılaşma izleriz. Benim tercihim burada Aga. Ya KG var olarak almak isteyen varsa Avrupa'dan alabilir. Çünkü bizde çok fazla bir oran açmamışlar Aga. Biz burada biraz orana gideceğiz. Hem var bekleyeceğiz hem üst bekleyeceğiz Aga. Öyle de bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel gollü bir karşılaşma gelsin Biz de ekmeğimize bakalım, paramıza bakalım. Güzel maç olur gibi geliyor bana. Diğer maçım Kızıl Yıldız Barcelona. Barcelona'da diyecek söz yok. Çok sağlam oynuyor Aga. Ya Prime Barcelona'yı izliyoruz şu an. İlk yarıdan bir Barcelona galibiyeti. Oran var Aga. Oran varsa biz de varız. E, i̇ddiada bu bir 45 falan vardı. İlk yarıdan bir Barcelona galibiyeti bekliyorum. Eğer ki yüksek orandan ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman da diğer seçeneğinde bulunan Dep Basman her iki yarıyı da kazanır. 1.93 Aga. İddiada iki oranı vardır bunun. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Agalarım bir tane Rolik mücadelem vardı. Ekrana gelsin hatta. Rolik 4'üm benim Salı gününe PSV mücadelesi ya inandığım bir karşılaşma Skor beklentimde 3-1 Daha önceden e, 3 seriyi yakaladık Göstüm. Bu şekilde rollingim bu şekilde Değerlendirecek herkese bol şanslar galarım.